bizim serumuz olarak gaz, tamam mı? Kimseye söyleme, tamam mı, hasta olduğumu? Bir öğrenci uzatır mısınız? Bir öğrenci alır. Doktor amca, babama ne olur söylemeyin hasta olduğumu. Öykücüm, ben bunu babana söylemek zorundayım. Yani babana saklayamam. Ya ne olur doktor amca, ne olur. Kimseye söyleme, babama da söyleme. Öykücüğüm, ben bunu babandan saklayamam. Peki, tamam. Eğer siz saklayamazsanız ben de yok olurum. Kaçar giderim. Ne siz ne de babam beni bulabilir. Tamam tamam, bak sen sakin ol şimdi. Bak ben sana bir meyve suyu söyleyeyim, tamam mı? Kendime de bir çay söyleyeyim. Güzelce konuşalım o zaman. Şimdi, neden babandan saklamak istiyorsun bunu? Hı? Neye korkuyorsun? Çünkü hastalığımı öğrenince beni terk eder diye çok korkuyorum. Canım, olur mu öyle şey? Baban seni niye terk etsin? Ama teyzem terk etti. Teyzem hasta olduğumu öğrenince beni terk etti gitti. Babam da gider diye çok korkuyorum. Ben babanın seni terk edeceğini hiç düşünmüyorum. Ya biz daha yeni bulduk birbirimizi doktor amca. Ona bunu söyleyemem. Siz anlamıyorsunuz beni. Öykücüğüm bak. Eğer babanın izni olmazsa ben de sana yapacağım testleri yapamam. Seni iyi edecek ilaçları sana veremem. Sen de bunu anla lütfen. Bak şöyle yapalım mı? Sen yarın babanla birlikte gel. İkimiz birlikte babana güzelce anlatalım şunu. Ne dersin? Ha? Tamam mı? Canan Hanım, yok yok yani, baktım her yere, yok yer yarıldı, içine girdi sanki. Tamam tamam, sakin olun, bulacağız Öykü'yü. Sizin aklınıza herhangi bir yer geliyor mu ya? Nereye gitmiş olabilir bu kız? Yani bilmiyorum ki. İşte bu çevrede her yere baktım. Gerçi bir iki yer var, şimdi bakacağım ama olmadı, karakola gideceğim. Tamam siz gidin, ben pansiyondayım, burada beklerim. Eğer buraya gelirse hemen haber veririm size. Bu arada yoldayken Murat'ı da aradım, Murat'a da haber verdim, hastanelere bakacakmış. Yok yok, bir şey çıkacağından değil, sadece aklımız kalmasın. Sağ ol. Siz kaza geçirdikten sonra Öykü'ye bakan doktor var ya, onunla karşılaştım Murat'ın yanındayken. O sizin telefon numaranızı istedi benden. Ha evet, biz konuştuk onunla.
bir şey mi oldu Demir Bey? Yani hani daha önce biliyorsunuz... Yok yok, ondan değil. Ya konuştuk biz, şey yaptık. Peki doktor niye konuşmak istiyormuş sizinle? Ya acilen ulaşmam gerekiyor deyince ben çok merak ettim. Yok, tabii para isteyecek. Niye arasın? Ödeyemedik ya hastane. Nasıl? Yok yani ben halledeceğim. Hallettim yani. Tamam, tamam Demir Bey siz gidin. Ya lütfen bana da haber verin, ben çok merak ederim. Tamam, tamam ben gidiyorum. Tamam. Of Öykü neredesin ya? Abi çok güzel parça be. Güzel ya. Parası da güzel. Bunu alıp sahtesini koyup çıkacaksınız dışarı. Biraz el çabukluğu lazım. Koymakta 5 saniye gecikirseniz alarm olmuşlar. Vallahi bütün emniyeti toplarsınız başınıza. Yok abi yok, orada sıkıntı yok. Biz hallederiz, onda bir şey yok. Da biz içeri nasıl gireceğiz? Güvenlik görevlisi gibi takılacaksınız. Rahat yani. Oh kebap vallahi. Ama yine de abi kameraları bilmek lazım. Burası eski bir salon. Geçici olarak sergileniyor burada. Güvenlik önlemleri zayıf. Kameraları da bizim çocuklar hallediyor. Banko iş yani. Siz yeter ki elinize yüzünüze bulaştırmayın. Yok abi yok, sen merak etme, bu iş bizde. Korkmaz abi. Allah razı olsun be abi. Vallahi hazır gibi yetiştim biliyor musun? İyi hadi bakalım. Akşama gelin kıyafetler alın Demir'le. Sonra da gece yarısı müzede olmanız lazım. Tamam tamam abi, sen hiç merak etme. Hadi göreyim sizi. Eyvallah. Anlat Korkmaz, dinliyorum. Umur geldi. İşi anlattım. Ama Demir yok yanında, haberin olsun. Merak etme, akşama gelir. Elinde bir uğur kaldı, onu da satamaz. Hadi inşallah. Vazo geldi mi atölyeden? Çıktı. Çocuklar getirir birazdan. Güzel. Bana bak, aslına uygun olsun. Temiz iş olsun, Demir kullanmasın hiçbir şeyden. Sen merak etme. Asım yapıyor. Eksperiz zor ayırır. Güzel, güzel. Sen bana haber verirsin, ben de saatinde yerinde olurum. Tamamdır. Haber ver diyorum sana Herzi. Ne çıkıp gidiyorsun işte? Hayır İlayda'ya mı sinirlendin de çıktın gittin? Ne yaptın yani? Annesine mi sinirlendin? Partiden erken çıktık diye mi kızdın? Söyle! Ne? Şimdi Korkmaz'ın yanından çıktım, tamam mı? Akşam ikimizi birden bekliyor. Ufaklığı Candan'a postala gel, tamam mı? Ya şimdi işine ya. Öykü kayıp. Ne? Allah'ım burada da yok. Delireceğim ya. Neredesin kızım sen? Nasıl kayıp oğlum? Niye haber vermiyorsun? Neredesin sen? Bakıyorum işte her yere. Yok. Çadır kurduğumuz yer. Çadır kurduğumuz parka gidiyorum. Tamam, tamam. Ben de geliyorum oraya. Şimdi iki koldan arayıp buluruz onu hadi. Tamam, çabuk gel, çabuk. Demiştim. Ablacığım bir bakayım, karar verince söylerim. Thank you.
Öykü! Öykü! Ulan neredesin ya? Öykü! Öykü! Oğlum bana bak, yok işte, burada olsa görürdük ya. Başka yerlere bakalım, hadi gel. Ya baktım oğlum, her yere baktım ya. Mertcan'ın annesini bile aradım, yok işte. Allah Allah, oğlum neyin cezasını çektiriyorsun bize Öykü ya? Oğlum başına bir şey geldi kesin. Ben sana söyleyeyim, başına bir şey geldi. Ya tövbe de oğlum, bir şey geldiği falan yok. Saçma saçma konuşma ya. Yok yok, el kadar çocuğa bakamadım ben. Allah benim belamı versin ya. Ya oğlum bir şey olmaz diyorum. Dinliyor musun beni? Bir sakin ol lütfen ya. Ya oğlum Öykü'yü bilmiyor musun ya? Ya Öykü, bir şey olur mu oğlum Öykü'ye? Ha? Ya bak ne yapalım biliyor musun? Gel gidip pansiyonun oraya bakalım, tamam mı? Bak bu kesin bir kedinin köpeğin peşine takıldı, onunla beraber yürüyor bak. Gel gidelim pansiyona. Eğer orada bulamazsak tamam, polise gideriz kardeşim, tamam? Hadi. Hadi. Bir şey oldu kesin. Kesin bir şey oldu. Ulan bu ara ne kadar çok kendi ayağımızla karakola gidiyoruz, ben anlamadım ki ya. Başına bir şey geldi kesin. Ya bir şey olmadı diyorum, dinle beni oğlum ya. İşte orada Öykü. Öykü! Öykü! Bir şey yok değil mi? İyi misin? İyiyim. Emin misin? Eminim. Neredesin sen? Ha? Neredesin sen? Bu saate kadar neredeydin? Tamam oğlum, bağırma çocuğa. Dur bir uğur! Neredeydin? Cevap ver. Oğlum tamam, bağırma kıza. Ya bir sus! Cevap versene diyorum. Biraz dolaştım, özür dilerim. Ya neyi özür diliyorsun? Bana haber vermeden nereye gidiyorsun? Kedi gördüm. Kedinin yanındaydım. Süt verecektim ona. Bak ben sana ne dedim? Ya kedi görmüştür ya köpek peşine takılmıştır oğlum, bir şey yok. Evet, kediye süt verecektim ben ama sana söyleyemedim. Sen derdin ki bizim paramız yok, kediye köpeğe veremeyiz dersin diye çok korktum. O yüzden gizlice gittim. Süt verip gelecektim zaten. Ya niye gelmedin? Niye gelmedin peki? Ya tamam oğlum, sokağın ortasına bağırma. Herkes bize bakıyor ya, tamam. Bunun hesabını vereceksiniz. Buyurun. Tamam abi, girin pansiyonda konuşun sakin sakin. Yani şimdi gelecek candan enseleneceğim burada ha. Ya Öykü, sen de kır dizine otur babanın yanında, yüzünü seveyim. Bak aklımız gitti kızım. Hadi sakin sakin konuşun hadi. Gir içeri. Hadi. Yürü. Demir. Arayacağım seni ha. Duydun beni, akşam arayacağım seni bak. Bak böyle, içeri gir. Geç, geç, oyalanma. Yürü. Öykücüğüm. Aman abla. Öykü. İyi misin? Hı? Ya çok korkuttun bizi. Neredesin bunca saattir? Kedi doyurmaya gitmiş. Ama Öykücüğüm olmaz ki böyle. Baban öldü meraktan. Niye haber vermiyorsun bize? Özür dilerim. Ne özür dilemesi ya? Yapıp yapıp özür diliyorsun. Kaçıp gitmek hobisi olmuş. Bu nedir ya? Sonra biz peşinden koşalım. Ben sana yapacağımı biliyorum ama. Cezalısın sen bir kere, cezalısın. Televizyon, melevizyon yok. Üstündekileri, başındakileri de çıkar, geri vereceğim. Demir Bey daha neler? Tamam. Umurumda değil zaten benim artık. İyi, değilse o zaman onları da çık, hepsini çıkar. Tamam. Al. Demir Bey tamam, durun sakin olun. Öykücüğüm sen bir git elini yüzünü yık, hadi. Kır! Kapıyı da kır, ödeyeyim ben, kır. Ya çocukla çocuk olmayın. Belli ki korkmuş. Asıl ben korktum Candan Hanım. Aklım çıktı ya. Kedi de kedi diyor. İyi ki kedi diyor Demir Bey, ya başına bir şey gelseydi. Lütfen. Oh. Demir Bey, Öykü. Benim çıkmam lazım. Klinikte bir hastam bekliyor. Siz... Candan Hanım, kusura bakmayın. Sizi de telaşlandırdık. Sıkıntı değil.
Ama siz şimdi güzel güzel baba kız konuşun. Yani bağırmadan, atışmadan. Sakin sakin. Özür dilerim. Sana bir şey oldu sandım. Öykü bak, bundan sonra bana haber verme. Tamam. Bu nedir ya? Ne Mertcan'ın bütüğü, ne kaçmaları, ne kedilerin, ne köpeklerin. Ben bittim vallahi. Bu aldığın şeyleri geri vermeyeceksin ama. Seni vereceğim, seni geri vereceğim. İade edeceğim de faturalarını bulamıyorum. Ne haber? Anne? Ben mi? Ben... Ne olsun aynı. Koşturuyoruz işte. Senin gibi yatmıyoruz tabii. Nasıl oralar? Keyfin yerinde mi? Hı? Tavsiye eder misin? Geleyim mi yanına? Sana bir haberim var. Çok bomba bir haber. Merak ettin mi? Torunun vardı hatırlıyor musun? Adını hatırlıyor musun? Ben söyleyeyim sana. Öykü. Ah, yok. Ben de değil. Ne işi var canım benim yanımda? Hemen kimin kızıyım sonuçta? Ne yapacağım ki çocuğu alıp? Senin gibi yurda mı bırakacağım? Ya da sokaklara mı düşeceğim? Hı? Aynı sana benziyor biliyor musun? Aynı sana çekmiş. Çok akıllı velet. Baba yapmış kendine bir tane. Kim mi?
Demir. Onunla yaşıyor. Beraber kalıyorlar. Benim de annem beni terk etti onun gibi. Ama ben bir baba bulup yamanamadım. Bak, boynuz kulağa geçti. Çok akıllı velet. Ya işte anne. Ben de havadisler böyle. Ama sen çok gününde değilsin anlaşılan. En iyisi ben gideyim. Gideyim. Hadi eyvallah. Bitmedi mi ödevin? Yok. Yapıyorum. Ne bitmez ödevmiş o ya? Candan Hanım, merhaba. Merhaba. Ne haber Öykü? Tabii. Ne yaptınız, hallettiniz mi? Çözdük. Sevindim. Yani cadıya fazla kızılamıyor. Kızılıyor aslında da kızgın kalınamıyor diyelim. Siz kız babasısınız. Alışın artık bunlara. Ben tatlı getirdim. Aa, kaldık. Buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. Bak sana ne getirdim. Bu ne? Sakın. Yemek yemeden olmaz. Babayı dinleyelim sonra. Ne oldu? Ne oldu derken? Oğlum iş var bugün. Korkmaz abi bizi bekliyor. Hadi. Aa, ben onu tamamen unutmuşum. Neyi unuttun oğlum? Öyküyü de bulduk. Her şey bitti. Hadi iş var diyorum ya. Peki siz Korkmaz Bey'e söyleseniz de yarın ertelesek? Demir, saçma sapan konuşma oğlum. Mümkün değil. Oğlum herifler kameraları falan her şeyi ayarlamışlar. Ne diyorsun sen oğlum ya? Ha, illa benim gelmem gerekiyor yani. Demir Bey, siz gidin işinizi halledin. Ben Öykü'yle ilgilenirim. Zaten bugün çok yoruldunuz. Uzaklaşırsınız biraz. Heh, bak duydun Candan Hanım yengem. Hadi. Hadi dinle yengem hadi. Tamam, tamam. Tamamdır, ben geliyorum. Nereye gidiyorsun gece gece? Bir arkadaşa yardım etmem gerekiyor. Hangi arkadaşmış o? Uğur abi mi? Yavrum, hadi bakayım. Babaya öpücük ver. Kötülük yapmak yok, tamam mı? Candan ablanı da üzme, tamam mı? Siz yemek falan... Tamam, tamam. Biz hallederiz. Biz takılırız Öykü'yle. Hiç merak etmeyin. Tamam. O zaman ben geç kalmam. Kolay gelsin. Ne yiyelim? Bilmem. Söyleyelim mi şey? Olur. Ne seversin? Pizza. Pizza. Ne? Yakıştı değil mi lan? Ha? Oğlum, hayatımda ilk defa üniforma giyiyorum. Onda da soyguna gidiyoruz anasını satayım. Yakıştı değil mi oğlum? Sana diyorum ya. Ya vur bir bırak koy koy. Öykü'ye yalan söyledim. Huzursuzum zaten. Ne var oğlum? Ben de anama yalan söyledim. Ne alakası var lan? Senin anan bilmiyor bir kere böyle olduğunu. Biz söz verdik. Bir daha yapmayacağız. Bıraktık bu işleri dedik.
Oğlum bıraktık, yapmayacağız zaten. Bu son ya. Alacağız çıkacağız. Şipşak bitti gitti. Ha şipşak. Onlar da kapıda bekliyorlardı. Böyle tören falan yapmışlar. Kırmızı halı sermişler. Buyurun efendim, bu orijinal diyecekler değil mi? İyi iyi. Tam oturmuş kıyafetler. Mal bu. Hadi göreyiz. Ayarladım araba kapıda. Her şey konuştuğumuz gibi. Tamam mı? Tamam abi. Sen hiç merak etme. Biz de. Parayı teslimde alırız değil mi? Ayıp ettin Demir. Kimin parası kalmış bize? Yani dolandırıcılık sendikası kurulsa yemin ediyorum Korkmaz abim onursal başkanı olur. O derece yani. Kimsenin hakkını kimseye bırakmaz. Herkesin hakkını veririz. Güzelliğe güzellik, yamuğa yamuk. Öyle değil mi Demir? Yoksa benden yana şüphen mi var? Yok abi. Dedim ya sana acil para lazım diye. Ondan söyledim. İyi. Hadi bakalım. Top sizde. Tamam abi, sen hiç merak etme. Çıkıyorum ben de şimdi. Çok güzel bir tatlı canlın abla. Afiyet olsun. Öykü. Ben sana bir şey soracaktım bugün. Kedilere. Kedilere gittim dedim ya. Sonra da dönerken işte bir anda kaybettim yolu. Benim tanıdığım Öykü çoktan bütün sokak isimlerini ezberlemişti. Ezberleyemedim işte. Öykü. Bak baban gerçekten çok korktu bugün. O seni çok seviyor. Çok merak ediyor. Yani bak gece gündüz çalışıyor sana daha iyi bir hayat sunabilmek için. Onu üzme tamam mı? Bunlar çok güzel oldu lan. İş bittikten sonra vermem ben bunları, saklarım ha. Ha? Ne diyorsun oğlum? Neyi saklıyorsun? Saklarım oğlum. Üniformalar çok güzel. Bir kızlar bayılıyor üniformaya, biliyor musun? Ya of Uğur. Vallahi var ya şu gece bir an önce bitsin, içim hiç rahat değil. Ya oğlum vesveseli teyzeler gibisin. Bir sakin ol, bir şey yok ya. Vesvesene ya, vesvesene. Ben hapse girersem çocuğa kim bakacak? Ya oğlum tövbe de olmayacak öyle bir şey oğlum. Şipşak alıp çıkacağız. Allah Allah. İyi tamam hadi. Vay 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 vay. Kardeşlerime bak sen be. Selamünaleyküm kardeş. Aleykümselam. Buyurun. Şirketten geliyoruz da biz. Bu gece buradayız. Bana herhangi bir bilgi verilmedi ama. Oğlum işlerindeki kağıtta yazıyor bak. Kameralarda mı ne bir şeyde arıza varmış. İnce ayar yapacağız, onları ayarlayacağız. Gecenin bu saatinde diktiler bizi buraya. Ha, kameradan bahsetmişlerdi, evet. Hayret ya, nasıl söylediler? Ya bizim şirket kadar ağrı yok ha. Senin maaşı düzenli alıyor musun sen? Ya tamam İrfan, tamam ya. Ya aksiyon. Kardeş, senin ismin ne? Hakan. Hakan, vallahi bak gece gece kalktık geldik, şu işimizi halledelim. Sen de bir çay koy, sonra sohbet ederiz. Tabii tabii, buyurun. İyi
İyi akşamlar. Ben bir ihbarda bulunacaktım. Nerede lan? Demir, Demir. Bizimki nerede? Bak, bak, bak. Şu, gördün mü? Senin sırtı değil mi lan bu? Ya Uğur yürü. Ha? Nerede ha? Oo. Demir, Demir bak bakır kafalar var lan burada. Bakırcı Yusuf alır ha bunları. Yemin ediyorum sana. Lan ya kessene onu. Onun kafalara baksana. Vay vay vay. Oğlum birebir aynısını yapmışlar ya lan. Şuna bak. Oğlum yavaş yavaş kıracaksın tornavidayı. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bizim sektör bayağı ilerledi. Şuna bak yani ben bile ayırt edemiyorum hangisi gerçek oğlum. Şuna bakar mısın ya? Al, oğlum yavaş bak kıracaksın o tornavidayı. Uğur susar mısın? Oğlum ben sana bir şey diyeyim mi? Yani şunu orijinal diye alacak bir sürü insan var biliyorsun değil mi dışarıda? Lan çenen açıldı iyice bir sus. Oğlum yavaş bak. Tamam mı? Hiç şey yapma. Gerilme, sakin ol. Şimdi bak, 5 saniyemiz var ha. Ya tamam biliyorum oğlum, konuştuk bunları tamam. Şu an söyleyeceğim abi, söyleyeceğim aynı şeyleri. Bak 5 saniyemiz var, ben onu oradan aldım da senin onu koyman gerekiyor ha. Ya tamam mal muamelesi yapma, biliyorum oğlum, anlattı zaten. Tamam, 3'ten geri sayacağım. Allah Allah, hadi diyorum tamam ya. Hazır mısın? Allah Allah, oğlum hadi sene. 3. Allah belanı versin. Ne yapıyorsun lan? Oğlum 3 dedin sen, ben ne bileyim. Geri zekalı 3'ten geri dedim. Hadi bitmiştir, şunları topla. Ya saçmalama, dur, dur, dur. Dur, saçmalama, dur. Alalım şunu yerinden lan. Ya neyi alacağız lan, neyi alacağız? Ne aynı ağırlığında bir şey koymamız gerekiyor. Aa, tamam, buldum, buldum, buldum. Beni dinle, beni dinle. Oğlum bak bu kırık parçalar. Onunla birebir aynı ağırlıkta yap. Bunları oraya koyarız, onu alırız. Hadi gel. Lan geri zekalı, çaldığımızı anlayacaklar. Olmaz abi, bitti iş. Ya bırak lan, vallahi bırak lan. Ne olursun. Dur şunu, bunu ver ya. Hayır abi. Aptal aptal işler yapma, alalım şunu gidelim ya. Hayır, gidiyoruz. Yaptı işte. Demir, beni dinle. Buraya kadar gelmişiz. Ne olursun, alalım şunu hayır, ya. Hayır, bir dakika, bir şey diyeceğim. Bir dakika, dur. Oğlum bana bak. Tamam. Yürü, yürü, yürü. Şuradan herhangi bir şey alalım ya. Kalkan araçta bir şey unutmuşuz ya. Tamam, çay hazır bu arada. Aa tamam tamam geleceğiz. Maç kaç kaç? 3-2. Oo tabii bak takım oyunu oynadığın zaman öyle oluyor yani. Ben daha polisler gelmedi. Nereye gidiyor bunlar? Ne oluyor lan? Lan lan. Gelmiyor, gelmiyor. Alarm çalmadı, bir şey olmadı. Bu polisler nereden çıktı lan? İyi akşamlar. İhbar aldık. Hırsızlık ihbarı. Oğlum bu işin içinde bir iş var ha. Sen şu tarafa gider. Çıkar. Niye oğlum? Çıkar, bizim için geldiler çünkü.
kurtul. Çabuk. Yürü, yürü. Ulan yoluna gidiyorduk yemin ediyorum. Zaten benim içime sinmemişti bu iş. Oğlum ben anlamadım, ne oldu ya? Sen hiçbir şey anlama zaten. Oğlum kırıcı oluyorsun ha. Sen yat kalk bana dua et oğlum. Ben yanlışlıkla o vazoyu kırmasaydım... ...sen kızına ben anama kodesten mektup yazıyorduk oğlum. Ana doğru diyorsun lan. Ana doğru lan. Doğru tabii. Allah'tan kırdım o vazoyu, bak polisleri atlattık. Ulan var ya, helal olsun sana kardeşim. Bak hayatında ilk kez yanlış yaptın ama doğruyu yaptın ha. Herhalde oğlum. Adım ne oğlum benim, adım? Neymiş adın? Ne adım, adım ne? Ne adın? Oğlum ne benim adım, ne? Uğur. Uğur ya. Kadir gecesi doğurmuş oğlum anam beni. Çak! Bu ne lan? Bize mi diyor? Bizim plaka mı o? Yok oğlum yok, bizimle alakası yok, şey yapsan ya. Nasıl bizimle alakası yok işte, peşimizde. Ya yok bu oğlum, dur ya, ne peşimizde ya? Yok o, bizimle alakası yok, bırak. Lan bize diyor işte. Öyle mi diyorsun? Tamam şey yapma, rahat ol, sakin ol, bir şey yap. Şey yap, hiç acele etme. Sakin ol, bir şey yok. Oğlum bir şey yok, hiçbir şey yok, bir şey yapma. Panik yapma, rahat ol, sakin. Sakin. Memur bey, iyi akşamlar. Yaramaz bir durum mu var? Ehliyet, ruhsat. Ruhsat? Ruhsat ne? Ruhsat. Ehliyet. 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 Memur bey, bir sıkıntı mı var? Bak bu gece uğursuz ya. Uğursuz mu iş diyorum ya. Bir şey gelecek başımıza. Oğlum bir şey yok diyorum. Bir sakin ol. Panik yok ya. Ne panik yok? Ya panik yapma oğlum. Ya sen elin temiz değil mi? Ya temiz, ondan bahsediyorum ben. Tamam bitti. Bir sıkıntı yok. Rahat ol bir dakika, dur. Beni de geriyorsun ya. Bir şey yok oğlum. Bakacaklar, yollayacaklar. Bitti gitti. Bu kadar basit ya. Allah Allah. İnin araçtan. Ya anlamadım ki. Ver şunu, ver şu mokları. Tamam, sanki bir şey yok oğlum ya. Evet. Memur bey. Memur bey, hayırdır, bir sıkıntı mı var? Siz nereden geliyorsunuz? Biz evden işte geliyoruz, yani dolaşıyoruz, öyle geziyoruz. Aynen. Üstünüzün başınızın hali ne böyle? Yani biz sabah çıktık tabii. O zaman hava güneşli. Tabii. Güneşliydi. Esim sonra hava kararınca da soğudu. Gölgede de ama tabii esiyor, serin yani. Mecbur esiyor, bir şey de almak esiyor lazım. Yani bunu aslında şeyden sebep. O gün de seninle izledik şeyde, belgeselde. Ne diyorlardı ona? Küresel ısınma. Küresel ısınmadan oluyor bu. Aynen. Bir terliyorsun, bir üşüyorsun. Bu nedir? O zaman haberi hasta olalım yani. Şey yok ki, mevsim araları yok ki. Hiç yok. Şimdi biz bıraktık üstümüzü evde sabah diye, atletle kaldık. Şimdi soğudu hava. Ne bak, oldu? Şimdi bak ben boğazım böyle, bak ufaktan böyle kaşınmaya başladı. Sen de doldu mu? Ben de kırıldım şu. Var mı buranda? Var. Kaşıntı? Hı hı. Şöyle yap. Bak var, oluyor mu? Evet. Şey yapalım, eve gidelim. Evet. Hacı anam çok güzel böyle karışım yapıyor, küresel evet, karışım. Böyle şey. Nane, limon, zencefil, bal, greyfurt falan böyle atsın içine. Onu bir vuralım. Bunu o komple şey yapıyor, temizliyor. Bunu alır değil mi? Bu tabii, o gıcığı hemen alır. Hiç sırrı yok. Durun. Araç burada kalsın, ekip fotosunu alalım size. Allah belanı versin. Özledin mi? Ha çok. Sen dua et de Hüseyin komiser nöbetçi olmasın bugün. Hüseyin ben şu mağazını. Uğursuz şimdi, uğursuz. Komiserim. Merhaba. Merhaba. Niye getirdiniz bunları? Ne yaptılar? İhbar edilen müzenin yakınında şüpheli hal ve tavır sergilediler komiserim. İfade almaya getirdim. Anladım. Benim odayı alın. Ben geliyorum. Oğlum, hani siz bu işleri bırakmıştınız? Hani siz tövbe etmiştiniz? Sizin nefes almanız bile yalan be.
Yok komiserim, bir yanlış anlaşılma var. Yani bizim o olayla bir alakamız yok. Aynen. Peki müzenin orada hem de ihbar saatinde ne işiniz vardı? Geziyorduk. Geziyorduk komiserim biz. Geziyordun. Atletlerle. Yani. Ya geziyorduk. Allah belamızı versin ki. Ki verdi. Yani biz geziyorduk komiserim. Hem orada olay olmuş, bizim haberimiz bile yok. Ne oldu? Ciddi bir şey mi var? Biz anlamadık da yani şeyle, Demir'le. Ne oldu orada? Peki bu havada yarı çıplak ne işiniz vardı orada sizin? Ha? Ya şimdi biz sabah evden çıktık komiserim. Hava güneşli. Ama gölgede tabii İstanbul'un havası biliyorsunuz serin. Yani orada da... Uğur, bırak ben anlatayım. Anlat. Dinliyorum. Komiserim... Çok utanıyorum. Aslında biz... kızlarla buluşmadan dönüyorduk. Aynen, aynen komiserim. Biz manitacılıktan geliyorduk. Ben anlatırım, tamam Uğur. Şimdi tabii ev ortamı, gittik falan filan. Böyle bir münakaşa oldu. Olunca da tabii biz olmuyorsa bu kapıyı çarptık, çıktık. Tabii o anki halimizle yani çıktık. Şimdi memur arkadaşlar da durdurunca biz utandık, söyleyemedik yani. Ya nasıl diyeceğim? Manitacılık nasıl? Ulan eşek kadar adam oldunuz. Evlenin, baklanın artık. Bu durumları düşünmeye utanmıyor musunuz ya? Utanıyoruz. Neyse ki müzeden bir şey çalınmamış. Arabanızdan da bir şey çıkmamış. Yani bir durum yok. Hadi gidebilirsiniz evinize artık. Hadi. Ha, bir daha burada sizi görmeyeyim ha? Yok komiserim, biz bıraktık o işleri. Aynen. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hah, şimdi gidelim şeye, Korkmaz abi, hem arabayı teslim edelim hem de olayı anlatalım. Ya karakolun önünde hala plan yapıyor. Sen nereye gidiyorsan git, beni pansiyona bırak. Allah Allah. Başka... Oğlum. Gidelim işte şu Korkmaz abiye. İşin aslını, aslarını öğrenelim ya. Ya ben istemiyorum hiçbir şey ya. Sabahtan beridir aksiyonun içindeyim zaten. Duygudan duyguya geçiyorum. Yok partiye gittim, yok kızım kayboldu. Aa, Candan Hanım. Ben unutmuşum sizi. Hoş geldiniz. Demir Bey, siz niye üstünüzü değiştirdiniz? Ya kahve döküldü de üstüme. Bizim de tabii çamaşır mamaşır falan olmuyor burada. Arkadaşa verdim, onun kıyafetlerini aldım. Anladım. Öykü nerede? Öykü tuvalette. Ya ne dediysem yatıramadım. İlla sizi beklemek istedi. Siz ne yaptınız, hallettiniz mi? Halledemedik Allah'tan. Efendim? Yani çok yolunda değil işler. Toparlayacağız ama. Tamam. Ben de ödevlere bakıyordum. Çıkayım o zaman. Tamam. Şu bunları yerlere atıyor. Sonra da niye kirli, yok niye ütülü değil. Çocuk işte. Demir Bey, bir üst sokakta bir çamaşırhane var. Ben yarın sabah oraya gideceğim. Kendi kirlilerimi götüreceğim de. İstiyorsanız öykünükleri de alayım ben. Beraber gidelim. Beraber? Evet. Olur, olur tamam. O zaman ben sabah gittiğimde size mesaj atayım. Orada buluşalım. Çamaşırhanede. Tamam. Tamam. O zaman yarın sabah çamaşırhanede. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler Öykü. Ne yapıyorum ben ya? Çamaşırhanede randevulaşmak da neymiş? Nihayet gelebilmişsin. Geldim komutan. Neredeydin? Daha önce hiç vermediğim bir cevap vereyim mi? Sana ne? Bak kötü bir şey yapmadın değil mi? Ben babayım. Soruları ben sorarım.
Ama söz vermişsin, unutma. Kötü bir şey yapmak yok. Tamam ya. Yapamadık. Şey, yapmadım işte kötü bir şey. Merak etme. İnanayım mı? Hı hı. Peki bu üstündekiler ne? Uğur abinin sakarlığı diyelim. Hadi uyu. Baba. Hı. Ne olur kötü bir şey yapma artık. Kitap okuyayım mı sana? Sarı kafalı çocuk. Peki. Hadi o zaman sen yat. Ben elimi yüzümü yıkayıp geleyim. Bana bak, okuldan tek başına çıkmak yok ha. Tamam baba. Ne tamam baba? Kedinin köpeğin peşine takılıyorsun, Fizan'a kadar gidiyorsun sonra. Fizan? Fizan nerede ki? Ne bileyim ben nerede? Coğrafya dersi alan sensin, sen bil o kadar da. Sen dinlemiyor musun dersleri? Al bakayım şunları, hadi fırla. Partime geldiğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok güzel olmuştu. Şey, sen niye burada bekliyorsun? Hadi sınıfa gidelim. Yok. Mertcan. Bana bir iyilik yapar mısın? Yaparım tabii. Ne oldu? Ya Öykü. Yapabilir miyim ya? Çok heyecanlandım. Ya yaparsın sen Mertcan. Bak sadece sesini kalınlaştıracaksın. Böyle. Alo, alo. Tamam, yap bir. Alo, alo. Yani oldu da biraz daha kalınlaştırman gerekiyor. Tamam. Sen o numarayı nereden buldun? Babamın telefonundan buldum. Bir dakika. Şş, yavaş yavaş. Alo. 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 Ben Öykü'nün babası Demir. İyi günler Demir Bey, buyurun. Öykü iki gün okula gelmeyecek yani. Çok hasta, hastalandı da gelmeyecek yani. Demir Bey siz iyi misiniz? Sesiniz çok uzaktan, derinden geliyor. Alo. Demir Bey. Heyecanlandım, oldum ya. Oldu, oldu. Babam zaten aynı böyle konuşuyor telefonda. Tamam da şimdi sen nereye gideceksin? Ben sonra anlatacağım. Ben derse geç kaldım, giderim o zaman. Tabii. Tamam.
Oğlum neredesin sen ya? 9 doğurdun burada. Fizan'a gittim geldim. Allah Allah. Nerede olacağım oğlum işte? Çocuğu okula bıraktım. Oğlum sabaha kadar uyku tutmadı beni. Kim yaptı lan bize bu alçaklığı? Sayın Muğur. Ya tamam herkes olabilir de. Ya bana bak. Bu jiletin adamları yapmış olmasın lan intikam için. Ha? Olabilir vallahi. Ne diyeceğiz şimdi Korkmaz abiye? Neyi ne diyeceğiz oğlum ya? Yani kendi kendimizi tuzağa düşürecek halimiz yok herhalde. Neyse onu söyleyeceğiz. Yalnız Korkmaz'a uyuz olan birileri de yapmış olabilir biliyor musun? Yani biz yine de üstümüze alınmayalım kardeşim, boş ver. O da olabilir. Bizim piyasayı biliyorsun. Millet ayağını kaydırmak için elinden geleni yapıyor. Hadi şu herife gidelim. Hangi herif oğlum? Korkmaz'a lan Korkmaz'a. Biz neyden bahsediyoruz? Ha. Ya hadi bak diyeceğim. Tala bağladım ben. Bunları da alayım da. Size bu iskiyi kim yaptıysa yemin ederim kendi elimle bulup cezasını keseceğim. Benim işimi benim adamımı ihbar etmek ne demek ulan? Bunu kim yaptıysa? Abi biz de anlamadık ki vallahi. Alarm çalmadı, bir şey olmadı, zırh polisler geldi. Yani kesin bu işi bilen biri ihbar etti abi. Bulacağım o eti, bulacağım. Yani mis gibi işti be abi, çiçek gibi, cillop gibi iş. Yani biz ona üzülüyoruz. Hayır avanslar da... Şimdi... Avans sorun değil aslanım. Başka işte telafi ederiz. Başka iş derken? Başka iş var mı abi? İllaki olacak. Ben arayacağım sizi. Tamam. Büyüksün abi. Vallahi büyüksün. Tamam o zaman biz gidelim abi. Senden haber bekleyelim. Bugün yarın dönerim size. Buralardan ayrılmayın. Bu işi yapan da ortaya çıkaracağım. Siz merak etmeyin. Tamam abi yaparsın. Büyüksün sen hadi. Ya. Görüyor musun Korkmaz abi nasıl sinirlendi? Herhalde oğlum öyle raconda var mı lan adam satmak? Ama ben sana söyleyeyim kesin bulur Korkmaz abi onu. Hadi bakalım. Yoluna gitmeyelim de. Yok be oğlum. İşte öyle. Şimdi çıktılar yanımdan. Uyanmadılar değil mi? Uğur Sazan bilirsin. Hemen atladı. Ama Demir'den emin değilim. Şüpheleniyor. Sen bozmadan devam et. Kaçmasınlar. Bu sefer şansları yaver gitti. Ama bir dahaki sefer öyle olmayacak. Ben yeni bir şey bulunca arayacağım seni. Tamam. Selam. Selam. İçki var mı evde? Ha? İçki yok. İstiyorsan kahve var. Cemal. Hadi uzatma. İçki var mı yok mu? Bütün bu düş yakamdan rahat bırak beni laflarından sonra buraya geldiğine göre... başka yerde içilecek bütün içkiler içilmiş. Cemal getirsene bir şeyler. Yalvaracak mısın illa? Niye? Sen benim istediklerimi yapıyor musun ki ben senin istediklerini yapayım? Yine mi o mesele? Evet o mesele Öykü. Cemal bana para lazım, para. Çocuk değil. Hem bizim annelik babalık yapabilmemiz için önce onu görmüş olmamız lazım. Biz ne anlarız o işlerden? Demir nasıl yapıyor? Ne bileyim ben nasıl yapıyor. Şimdi yapıyor sonra sıkılacak. Bize göre değil o işler. Şşş. Aç şöyle. Candan Hanım. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? İyiyim ben de. Ya ben sizden bir şey rica edecektim. Benim dükkan için bütün dairelerden imza toplanması gerekiyormuş. Size onu soracaktım. Ya, tabii. Daire numarasını da yazarsanız. Yazarım. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Sizi de rahatsız ettim, kusura bakmayın. Estağfurullah, ne rahatsızlığı. Ha şey, misafiriniz de varmış. Yok, ben misafir sayılmam. Evet, tanıştırayım ben. Asu, Candan. Memnun oldum. Ben de, çok. Asu benim çocukluk arkadaşım. Aha, çocukluk arkadaşıyım. Anladım, tamam. İyi günler, teşekkür ederim tekrar. Görüşürüz. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz şimdi? Demir'le ikiniz bu kıza mı yazıyorsunuz? Bana bak. Hı. Sakın ağzından abuk sabuk bir şey kaçırma Candan'a. Ya bana ne lan Candan'dan? Al senin olsun. İçki yoksa ben de yokum. Çekil. Radyolojiyi görüntüleri yorumlatınca hemen bana gel. Tamam mı? Tamam hocam. Gel.
Öykü, hoş geldiniz. Merhaba. Baban geldi mi? Güray, sen çıkabilirsin. Gel bakalım, gel. Otur. Yalnız geldiğine göre babana söylemedin. Ama Öykücüğüm, biz seninle ne konuşmuştuk dün? Doktor amca, sen, ben dün geldiğimde test yapmamız gerekiyor demiştin ya. Hı. O testleri yapsak mı? Ama Öykücüğüm. Belki de bir şeyim yoktur. Belki de geçmişte hastalığım. Babama da söylememe gerek kalmaz. Ama Öykücüğüm. Doktor amca, ne olur. Gerçekten bak, belki de iyiyimdir. Belki de sadece boş boşuna korkuyorumdur. Bak, senin hani teyzenle daha önce gittiğin hastane var ya, oradan senin biyopsi sonucun geldi. Yani kan testlerini de biz yapmıştık zaten. Geriye bir tek tomografi sonucu kaldı. Ama ben onun da sonucu değiştireceğini çok sanmıyorum. Tamam, siz gene de yapın. Sonuç değişmezse ben babama söyleyeceğim, söz veriyorum. Gerçekten söz veriyorum. Kaçacağım ben birazdan ha. Nereye lan? Çamaşırhaneye. Ne diyorsun oğlum, kafayı mı yedin? Ne çamaşırhanesi? Kardeşim, bizim hacı anamız yok seninki gibi. Kirlilerimizi yıkasın da çamaşırlarımızı ütülesin. İşte Öykü'nün kirlileri vereceğiz. İyi, hadi ben de geleyim seninle. Yok, sen gelme, ben tek giderim. Oğlum geleyim, sen çitilerken iki muhabbet ederiz ya. Ya istemiyorum seninle muhabbet etmek. Gelme, tek Allah gideceğim. Allah Allah. Geleceğim diyorum, tamam. Ya candan gelecek be. Ne? Oğlum siz Candan'la çamaşırhanede mi buluşuyorsunuz? Ne buluşması lan? Çamaşır yıkayacağız. Vay arkadaş, ne kadar romantik lan. Oğlum bana bak, renklilerle beyazları beraber mi ayırıyorsunuz lan? Doğru, bir sus Allah aşkına ya. Şu çamaşırhanenin adresini ver de, iki gün sonra manit olursa ben de gülüm. Aa, çok komik. İyi. Hadi, kaçtım ben o zaman. Tamam. Alo. Hadi görüşürüz. Kurumdan mı? Ha evet, ben adres verecektim size ya, kusura bakmayın. Nasıl? Yarın denetime mi geleceksiniz? Tabii, bir saniye. Evin adresini ver bana. Oğlum saçmalama, bizim ev olmaz. Evin adresini ver. Oğlum bizim versene, ev dur, olur, olmaz. Olur, olur, ver. Şey söylüyorum şimdi, yazın. Ver. Oğlum ne diyeceğim? Versene ver. Gündoğdu sokak. Gündoğdu sokak. No 2. No 2, Beykoz, İstanbul, Türkiye. Evet, evet, tamamdır. Yarın bekliyorum o zaman. İyi günler. Oğlum senin evi kullanacağım, başka şansım yok. Oğlum sen kafayı yedin mi lan? Hacı anneme ne diyeceğiz oğlum? Öykü'yü yeğenim biliyor ya. Ha. Ya doğru. Ya arkadaş, her şeyi ben mi düşüneceğim ya? Onu da sen düşün, çöz. Ne güzel ya. Öykücüğüm, bak dediğim gibi, tamam mı? Hiç kıpırdamak yok ama korkacak da bir şey yok, tamam mı? Biz zaten şuradaki odada olacağız. Seni görebiliyor olacağız, duyabiliyor olacağız, tamam mı? Peki çok sürecek mi? Yani birazcık sürecek ama dediğim gibi biz seni duyabileceğiz. Sen sadece böyle kıpırdamadan yatacaksın. Peki iğne falan yapacak mısınız? Yok yok, iğne falan yok. Tamam, hazır mısın? Hocam biz hazırız. Tamam, başlayalım o zaman. Burada çekim esnasında böyle tutuyoruz ve hiç hareket etmiyoruz. Neden? Böyle kalman gerekiyor. Ne oluyor şu anda? Yok, sakin ol, sakin ol. Korkacak hiçbir şey yok. Dediğim gibi kıpırdamadan, tamam mı? Unutma söylediğimi. Sonra yeniden başlamak zorunda kalırız. Geçecek Öykü, sakin ol. Geçecek, bitti, bitti, bitti. Bitti, hiçbir şey yok. Bitti, bitti. Geçti. Hareket etmiyor. Benim hala umudum var.
İsyan etsem de istediğim kadar, inat etsem bile bırakmazlar, sahibim var. Güzel günler bizi bekler, eyvallah dersin geçer gider. Güzel günler bizi bekler, eyvallah dersin olur biter. Bıraksam kendimi şöyle, oh ne rahat, bu da geçer gülüm, yaşamana bak. Alınacak dersler var, sorulacak sorular, bu da geçer gülüm, bizden bu kadar. Bebeğim, iyi misin? Ne oldu? Bitti mi? Bitti bitti, bu kadar. Bu kadar mıydı? Evet. Geçmiş olsun, gel bakalım. Hop. Canan ya, kusura bakmayın. Pansiyona git tabii, çamaşırları topla. Sıkıntı yok, ben zaten benimkileri attım, yıkanıyorlar. Siz şu boş galiba, isterseniz onu kullanın. Ha, tamam, ben bunu hemen... Bunlar Allah çokmuş. Evet. Deterjan şu tarafta. Bir de yumuşatıcı koyalım. Ha, yumuşatıcı. Yumuşatıcı koyalım. Hayır. Evet. Tamam. Ha şu. O zaman? O zaman bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Siz söyleyin. Yok, siz söyleyin. Sustum ben. Tamam. Öykü'yle aranız nasıl? İyi mi? İyi, iyi. Yani çok kızdırdı beni ama iyiyiz şimdi. Ama Demir Bey, kızmakta o kadar haklısınız ki. Yani bizimki biraz yaramaz. Gerçi ben de çok bağırdım ama onu da kabul ediyorum. Ya ben olsam ben de çok sinirlenirdim. Allah korusun, Öykü'ye bir şey olsaydı. Böyle şeylerin bedeli çok ağır. Şey Candan Hanım, ben geçen gün pansiyona abiniz geldi. Bana söylemedi. Yani siz Öykü'yle uyuyakalmıştınız. Biz de aşağıda biraz konuştuk. Yaşadıklarınızdan bahsetti. Gerçekten özür dilerim. Yani bisikleti tamir ettiğim için. Çok üzgünüm. İyi ki tamir ettiniz. İyi ki evime geldiniz. Siz... Yani Öykü'yle siz benim için çok değerlisiniz.
beni geçmişten çıkarıp bugüne, ana getirdiniz. Hiç olmadığım kadar iyi hissediyorum sayenizde. Teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Yardım ettiğiniz için. Sizin yardımlarınızın yanında benimkine kim? Ben bisikleti depoya koydum. En yakın zamanda Öykü'ye hediye etmek istiyorum onu. Artık güzel anılar biriktirmenin vakti geldi. Beklerken bir şey içmek ister misin? Meyve suyu ısmarlayayım mı yine sana? Gel. Hocam tomografi sonucu raporlanmış. Tamam Güray, sen çıkabilirsin. Ne diyor doktor amca? Öykücüğüm. Hastalığın maalesef şüphelendiğimiz gibi. Niman pek. Peki ne olacak? Şimdi hemen babanın haberdar olması gerekiyor bu durumdan. Çünkü bizim ileri düzey ilaçlara ve testlere başlamamız gerekiyor. Tamam mı? Onun haberi olmadan olmaz mı? Olmaz Öykücüğüm. Olmaz çünkü yani her gün ilaç kullanacaksın. Babanın da bu konuda bir şeyler yapması gerekebilir. Peki ya ilaçlar? Nasıl? Çok mu pahalı? Yani işte bazılarının böyle sigortadan falan şey yapabilirler ama böyle her gün kullanacağın ilaçlar maalesef biraz pahalı. Ama şimdi sen düşünme bunları canım ya, baban onları halleder. Ama benim babamın o kadar parası yok ki. Ya beni bırakmasa bile alamayabilir. Öykü, sen babana söyle, o buraya gelsin, tamam mı? Öykü, tamam mı? Bak, en kısa sürede seni babanla birlikte bekliyorum. Yoksa ben babanı aramak zorunda tamam kalacağım. Siz söylemeyin, ben söylerim. Dur bakalım. Ne attın çantana? Bırak ya, ben bir şey yapmadım. Ne attın çantana dedim. Ya bırakın, ben bir şey yapmadım. Ya bırak. Sakin sakin. Bırak sana be. Yürü ya. Doluk çıkarma şunu. Oğlum oğlum yapmadım şöyle diyorum. Ya açtınız da kapıyı ya. Bir rahat dur, bir rahat dur. Uğraştırma bizi. Bak var ya, hepinizi şikayet edeceğim. Oğlum hepinizi şikayet edeceğim. Hem hırsızlık yap hem de bizi şikayet et. Oh ne güzel. Ya. Sus. Açsanız da kapıyı. Sus. Ya bıraksanıza beni! Ya bırakın diyorum! Alo! Bu ilaçlar bu kadar pahalıysa nasıl alacak ki? Kızım şunu öyle uzatır mısın?
Belediyede ineceğim. Peki. Bir belediye uzatır mısınız? Anlamaz ki öyle açları. Sonra para bulmak için kötü şeyler yapacak yine. Yapmışsın. Benim yüzümden zaten. En iyisi benim orada gitmem. Şey görmem bir şey sordun mu? Öykü nerede dedi mi? Yok yok, her şey yolunda. Ha, peki şey görmem bir şey anladı mı? Yok. Hatta öykü arkadaşınız bugün gelmeyecek bile dedi. Oh be. Bayağı inandı hasta oldun yani. Bak gene şahane ikili buluşmuş. Kaçan ne haber? İyiyim Demir amca. Amca mı? Sensin amca. Öykü yürü. Öykü. Benim sana bir şey söylemem gerekiyor. Ne söyleyeceksin? Yarın bizi sosyal hizmetlerden denetlemeye gelecekler. Pansiyonu mu? Pansiyon olmaz. O yüzden şey düşündük biz de. Yani şimdi Uğur abinin ev var ya, orayı hani sanki bizim evmiş gibi gösterip oraya çağıralım. Nasıl olacak öyle? Yani bir şekilde olacak. Pansiyona gelirlerse vallahi sadece seni değil beni de tekrardan yurda alırlar. Yalan mı söyleyeceğiz? Yani. Ama merak etme. Eve bakacağım en kısa zamanda. Ha bana bak. Sakın yarın da boş boğazı gidip de yok biz bu evde kalmıyoruz, yok paramız yok, yok şu yok falan filan deme. Vallahi seni alırlar benden ha. Tamam demem. İyi. Hadi. Baba. Hı? Ben de senden bir şey isteyeceğim. Ne isteyeceksin? Hemen pansiyona gitmesek. Pansiyona gitmeyip de ne yapacağız? Biraz böyle vakit geçirsek. Öykü zaten sürekli birlikteyiz. Ya öyle değil. Farklı bir şey yaptım. Farklı derken? Mesela birlikte uçurtma uçurmak gibi. Ya Öykü ne uçurtma uçurması Allah aşkına. Ya ama Candan ablayı da alırdık. Ya Candan ablayı karıştırma ya. Kadının işi var, gücü var. Ya lütfen. Ya yok ne uçurtması? Çocuk muyum ben? Eşek kadar adam uçurtma mı uçururmuş? Yok uçurtma falan. Doğru pansiyona. Mandalina yesene oğlum.
Mis gibi vitamin, hiç meyve yemiyorsun. Hasta olacaksın. Anacığım istemiyorum, tamam sağ ol. Ya anacığım... Ben sana bir şey diyeceğim ya. De kınalı kuzum, de. Ya yarın bize misafirler gelecek anacığım. Gelsinler. Kimmiş bu misafirler? Demir'le kızı. Öykü vardı ya hani. Tövbe, Demir'in nereden kızı olacak ki? Evli değil, barklı değil. Siz yeğeni dememiş miydiniz o kız bana? Ya anacığım işte olmuş bir kaza, tam evleneceklerken ölmüş kızın annesi yani. Kızına nasıl kazada mı ölmüş? Yok öyle... Vah. Ya kazada ölmüş anası anacığım ya. Vah vah vah. Hiç anlatmadınız bana bunları ya. Ya anacığım Demir'i bilmiyor musun? Demir hep böyle bir şey yapar ya içini içine. Yani Demir işte biliyorsun ya, anlatmaz çok yani. Pek de tatlı yavrucak. Kıyamam ben ona. Ya ana, biz de kıyamıyoruz işte. Yurttan almak istiyorlar şimdi kızı. Ne? Ya. Demir de ayrılmak istemiyor tabii kızından. Evlat tabii. Ya, evlat. İşte yurttan gelecekler hani Öykü'nün koşullarını görmek için. Biz de buranın adresini verdik anacığım. İyi ettiniz, iyi ettiniz evladım. Ben bakarım o yavruya. Misafirleri de ağırlar. Aynen. Ya yalnız anacığım, şimdi şöyle bir şey var. Memurlar geldiğinde sen Demir'le Öykü'nün komşusu gibi davranacaksın, tamam mı anacığım? O niyeymiş o? Ya şimdi biz memurlara buranın adresini verirken sanki onlar buraya yeni taşınmış gibi söyledik. Yani burası onların eviymiş gibi söyledik. Senle ben onların komşusuymuş gibi davranacağız, tamam? Yok, olmaz. Yapamam ben. Burası benim evim derim. Ben burada oturuyorum derim. Ben yalan malan söyleyemem. Yo tövbe. Ya anacığım bak yalan olarak düşünme. Yalan değil ya. Niye yalan olsun? Ya ufacık kız için, yavrucak için niye yapmayalım ya? Ya 5 dakika durumu idare edeceğiz be anacığım. Yalan değil. Tövbe. Yavrucak için. He. Peki. Ha. Olsun bakalım. Ha. Olsun. Benim anam ya. Benim pamuk anam ya. Yemin ediyorum pamuklu ya. Ardından işte. Okul çıkışı Hacı Anan'a gideceğiz. Beni beklemeden bir yere gitme ha. Ya bunu her gün söyleyecek misin? Evet söyleyeceğim. Ne olmuş? Ben bir kere de anlıyorum da. Ya anlıyorsun. Sonra kedi peşlerinde koşuyorsun. Al hadi. Boğulacağım ya. Ya ben hacca mı gidiyorum vedalaşır gibi? Aa. Hiç. Hey hadi. Görüşürüz. Görüşürüz. Uğur hadi vallahi sıkıldım ha, abartma. Korkmaz'ın parayı gömeceğiz buraya. Allah Allah oğlum, inandırıcı olmak zorundayız. Anlamıyor musun sen beni ya? Ya görevliler Öykü'nün odasını görmek istese ne yapacağız? Kalkıp Hacı annemin odasını mı göstereceğiz? İyi tamam haklısın. Yani hep sen niye kafayı takıyorsun ki, ben anlamadım. Bunlar her türlü kullanılacak. Ömür boyu pansiyonda kalacak haliniz yok oğlum. Yani şu işleri bir yoluna koyalım. Ondan sonra bir ev mev tutalım. Hatta ev tutana kadar gelin bizde kalın ya. Ya ne çok konuştun Uğur ha. Tamam işte seç birini, sıkıldım valla. Ne diyorsun şunlara? Bir karar veremedim şunlara ya. Ya fark etmez. Hala fark etmez diyor ya. Oğlum sen anlamıyor musun laftan ya? Ya bunlar kullanılacak diyorum, kullanılacak. Hadi tamam deli etme adamı, seç işte bir tane ya.
Bilemedim ki bak şuraya... Neyi bilemedin işte? Aynı şey. Biri sarısı, birinin yüzünde ne var? Motor. Ne? Tamam da işte şey olamadım. Işık mı yanıltıyor? Ben anlamadım ki. Renkleri de şey yapamıyorum. Hayır abicim, şu işte şu. Tamam. İşte şunu al. Hadi. Ne haber? Neyin haber? Gel benimle. Ya saçmalama, asla sana. Oğlum, kessene oğlum, şunu. Gel benimle. Gel, dinle beni iki dakika. Merhaba, kolay gelsin. Selamlar. Pardon, ben rahatsız ediyorum ama bir şey soracaktık size. Yani biz kızımıza ne resim takımı alacağız ama bir kararsız kaldık. Yani hangisi sizce daha uygun? Kızımız derken ikinizin kızı mı? Yok yok ya, öyle değil ama güzel de espri, ince espri. yani arkadaşımın kızı ama ben de baba yarısıyım. Baba yarısıyım ben de. Yani bir şey yaptık, kararsız kaldık da bir. Şu güzelmiş. Bu mu? Bence de. Yemin ediyorum ben de bunu seçtim, biliyor musun? Bak, kalp kalbe şey derler yani. Çok teşekkür ederim ya. Uğur ben bu arada. Rica ederiz. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Yapıyorsun nasıl? Ne yapıyorum oğlum? Fikir almakta mı yazık? Bırak bu ayakları. Son amcalık olayların sonu kötü bitmişti, hatırlatırım. Ne oldu yani? Ya bir olmadı diye hayata mı küseceğiz? Bırakacağız mı her şeyi yani? Allah Allah. Hem bizim de olmasın mı şöyle renklilerle beyazları ayırdığımız bir manitamız? Ha? Uzatacaksın değil mi bu çamaşır mevzusunu? Uzatacağım tabii oğlum. Ya, al şunu. Şunu bırakayım bir dakika, dur. Bunu alıyoruz o zaman. Of, of. Bana bak. Ne? Bak bu tırtıl da güzel ha. Yürü hadi çıkıyorsun. Mal sahibi şikayetini geri aldım. Şanslısın yine. Zor ikna ettim şikayetini geri alması için. İyi yaptın, eyvallah. Hadi eve gidelim. Aç mısın? Bir şeyler yiyelim. Ne garip değil mi? İçeri düşüyorum, karakolluk oluyorum. Senden başka arayabileceğim hiç kimse yok. Çocukken de böyleydi. Ben hiç gitmedim. Giden sendin. Nereye? Eve. Geleceğim mi?
güzelmiş. Efendim? Yeni mi geldin yurda? Ben mi? Evet, sen. Yok, ben aslında sadece geziyordum o kadar. Yurtta geziyorsun. Niye? Çünkü eğer gelirsem yurt nasıl bir yer merak ediyorum. O yüzden bakmaya geldim. Niye? Annen baban yok mu senin? Annem öldü. Ama babam var. Benim de babam var. Ama sonuçta buradayım. Neden? Çünkü babam bana bakamıyor. Parası yetmiyor. Annem de ben ufakken öldü. Benim iki tane daha kardeşim var. Hepimiz buradayız. Peki baban seni ziyarete geliyor mu? Bazen. Yani her zaman değil. Ama bak, burası bize bayağı iyi bakıyor. Çok güzel bir yer. Gerçekten. Etrafı gezeyim mi sana? Olur. Ama bak dikkat et. Hocalar görürse şimdi sana 50 saat soru sorarlar. Bu arada benim adım Ayşe. Benim adım da Ayke. Memnun oldum. Ben de. Hadi gel gezelim. Bak bak ne var lan burada? Ya Uğur da net var tıkadım ha. Lan bitti para, iflas ettik. Ne olacak oğlum, kardeşimizi hediye de mi alamayacağız? Alma ya? Abicim alma ya. Allah Allah. Hadi yürü gidelim. Bücürü erkenden okuldan alacağım, çalıştırmamız gerek. Doğru söylüyorsun ha. Vallahi onu çalıştırmamız lazım. Bak Allah korusun pot mot kırar. Yemin ediyorum memurlar gözüne yaşına bakmaz, alırlar yurda. Evet, tamam yürü. Acaba şu mu lan? Ya yürü. Oğlum. Burası da yetekhane. Siz hep birlikte mi uyuyorsunuz? Evet. Peki size kim kitap okuyor? Kimse okumuyor. Peki evini özlemiyor musun? Hı-hı. Zaten çok küçükken geldik buraya. Evimi hatırlamıyorum. Hı. Bak burası benim yatağım. Ne güzelmiş. Şey, baban sana bakamayacağı için mi yurda bırakmak istiyor? Yoksa başkasıyla evlendi, karısı sana mı bakmak istemiyor? Yok. Ben aslında babam yurda bırakmak istemiyor da. O zaman? Ben kendim gelmek istiyorum. Neden ki? Çünkü bana bakmak babam için çok zor. Ve ileride daha zor olacakmış. O yüzden buraya gelip gelmemekle karar vermem gerekiyor. Aysun öğretmen geliyor. Şimdi seni görse 1000 tane soru sorar. Ne yapayım? Gel, 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 gel. Biz şurada dur, şurada dur. Ayşe. Efendim öğretmenim. Sen niye ikindi kahvaltı vaktinde buradasın? Şey, gözlüğümü unutmuşum da o yüzden öğretmenim. Hemen yemekhaneye iner misin? Tamam, geliyorum öğretmenim. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Benim gitmem lazım. Peki ben nasıl çıkacağım? Kapıda güvenlik var. Bak ne yap biliyor musun? Okulun arkasına dolaş. Tellerin arasında bir boşluk var. Oradan çıkarsın, olur mu? Olur. Tamam, teşekkür ederim. Benim gitmem lazım. Görüşürüz Öykü. Görüşürüz Ayşe. Burada
çıkacağım. Sola döneceğim. Kitaplardaki haritadan bakın bakalım başkentimiz Ankara neredeymiş? Demir Bey? Sevgi Hanım, ya kusura bakmayın dersinizi bölüyorum da... Öykü'yü bugün erken alabilir miyim? Önemli bir misafirimiz gelecek de. Öykü zaten sizinle değil mi? Yo. Sessizce bekleyin, geliyorum şimdi. Ben anlamadım. Demir Bey, siz dün beni arayıp Öykü hasta, iki gün okula gelemeyecek demediniz mi? Kim? Ben mi aradım? Evet. Ben sizi aramadım. İnanmıyorum ya. Öykü o zaman... Okuldan kaçmış. Ben kimi arattığını biliyorum da, neyse. Başına bir şey gelmiş olmasın Demir Bey? Yok yok, başına hiçbir şey gelmez. Hiçbir şey gelmez. Ben hatta okul çıkışı sanki okuldan çıkıyormuş gibi babasının yanına da gelir. Ben o zaman ona yapacağımı biliyorum. Neyse, ben bir haber veririm size. Tamam, mutlaka arayın beni bulunca. Tamam. Gidersen. Sağ ol. Lan bu kez geberteceğim seni. Bu kez elinden kurtulamayacaksın. Elinden kurtulamayacaksın. Ne o elindekiler evladım? Kendine yeni oda mı yapıyorsun? Bunlar ne? Ya bunlar Öykü'nün hepsi. Ya Öykü'nün odası olacak anasın. Benim değil, Öykü'nün burası, Öykü'nün. Dur, benim kafam iyice karıştı şimdi. Ya anacığım, kafanın karışacağı bir şey yok. Yani burası, hani bir günlük Öykü'nün eviydi ya. Burası da odası olacak işte. İyi çocuğum da bütün bunlara ne gerek var ki? Ya anacığım, şimdi memurlar geldiğinde... Öykü'nün odasını görmek isteseler ne göstereceğiz? Ya Öykü'nün odası yok diye kızı alırlarsa, ha? Alırlar mı dersin? Ne demek alırlar mı dersin? Alırlar tabii. Niye almasınlar? Alırlar. Allah korusun yani, bak alırlar. O demir de var ya, evlat acısından asar kendini, ben sana diyeyim. Ağzından gel alsın. Söyleme öyle kötü şeyler ama. Tövbe. Nereden çıktı bu çocuk meselesi de bilmem ki. Ya anacığım, işte dünyanın bin bir türlü hali var. Ne yapacaksın? Bana bak, eğer bir gün sen de böyle nikahsız çocuk falan yapmaya kalkışırsan... kafanı kırarım ona göre, bilmiş ol. Ya yok anacığım ya, ben bu yaşıma kadar yapmadım. Yapar mıyım? Senin hedemediğin birinden ben çocuk yapar mıyım ya? O kadar. Önce ben göreceğim. Aynen, sen göreceksin. Allah'ın izniyle. Bırak şimdi bana. Bırak bana. Bırak. Hadi inşallah. İnşallah anacığım, göreceksin. Daha neler göreceğim, dur. Gel bakalım, gel. Merhaba. Merhaba. Hadi gidelim. Dur. Nasıl geçti okul? İyi. Hangi dersler vardı? Her zamanki dersler işte. Türkçe, matematik, müzik falan. Mertcan nasıl, iyi mi? İyi. Baba, sen niye garip garip sorular sorup duruyorsun? Hadi.
Biz söz vermedik ki birbirimizi kandırmayacağız diye. Evet, verdik. O zaman niye yalan söylüyorsun bana? Okula gitmemişsin. Mertcan'ı bir de benmişim gibi aratmış öğretmenle. O da nasıl kandı bilmiyorum. Karşıma geçmiş bir de öyle oldu böyle oldu diye gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun. Sen kedileri de gitmedin değil mi? Söyle bakayım, iki gündür nereye gidiyorsun? Söyle, söyle. İki gündür nereye gidiyorsun? Söyle. Öykü, cevap ver. Baba. Konuş. Şey... Ne? Geldin mi kendine? Geldim. Leş gibi olmuş. Asu. Hı. Bakkaldan içki almak ne ya? Param yoktu, ne yapayım? Tamam. O zaman şöyle yapalım. Sen benim Demir'den intikam almama yardım et. Ben de sana para veririm. O parayla istediğin kadar içki alırsın. Ne güzel iş ya. Ha? Sen benim önüme 3-5 kuruş atacaksın diye ben ömür boyu bir çocuğu eteğime dolayacağım, öyle mi? Cemal, sen Demir'le iyice kafayı bozmuşsun. Kusura bakma da çalarım daha iyi. O zaman burada da kalma. Bak, kapı orada. Senin evine çok meraklı değilim zaten Cemal. Üstünü değiştirip çıkacağım. İyi baba, kız lafın üstüne gelirmiş. Hoş geldi yılın babası ve kızı. Buyurun. Yürü hadi, gir içeri, gir. Ne oluyor be oğlum? Suratsıza sor. İki gündür okula gitmiyormuş. Ne? Aa. Doğru mu Öykü? Geldin mi sen benim kara kuzum? Bırak şuna yüz vermeyi. Ne biçim laf öyle oğlum? Okuldan kaçmış. Hem suçlu hem güçlü. Şuna bak. Demir, bağırma sen oğlum çocuğa. Bir de ters ters bakıyor. Ağlama diyorum sana. Tamam be oğlum ya, bağırma çocuğa ya. Allah Allah. Ya sen gelsen içeri. Ne Uğur, ne? Ya geç. İçeri geç. Hayret bir şey ya. Canım benim, canım canım. Ya tamam. Ya bana bak. Hakikaten gitmemiş mi okula? Ya gitmemiş Uğur, gitmemiş işte. İki gündür gitmemiş okula. O kedilere de gitmedi. Yalan söylüyor işte bana. Ya tamam be oğlum, peki nereye gidiyor bu kız okula gidiyorum diye? Ben anlamadım ki ya. Ya ne bileyim, ben de anlamıyorum ya. Ben de anlamıyorum ya. Her gün okula bırakıyorum, kafam rahat. Ondan sonra çıkıyor, kaçıyor. Ya başına bir şey gelirse? Ya sen benden ne saklıyorsun? Tamam be oğlum ya. Hay kafayı yiyeceğim ya. Ya ben neyi yapamıyorum? Arkadaş anlamıyorum ki yani. Elimden gelen gayreti gösteriyorum. Ya sen bacak kadar boyunda benden bana bir şey saklıyorsun, yalan söylüyorsun. Ağlama kuzum, ağlama sen. Babalar böyledir. Bağırır, çağırır, geçer. Ağlama sen. Kuzum benim, ağlama sen yavrum. Hacı ana, sen de sevip sevip durma şuna. La oğlum, adama ne bağırıyorsun lan? Şişt. Allah Allah. Ya tamam, haklısın dedik. Tamam. Ya bir sakinleş. Yani tam da günü be birader. Ya ben bak, denetime gelecekler de şu bak 40 takla atmışız, şu halimize bak ya. Sırf bir şey olmasın diye hanımefendi okuldan kaçıyor. Ya tamam, Allah rızası için bir sakin ol ya, tamam ya. Ya tamam. Yani gelecekler şimdi insanlar, böyle mi karşılayalım Demir ya? Ya ben seni mutlu etmek için elimden geleni yapıyorum. Bu doğum gününe gidiyorum. Sözümden dönüyorum sırf para bulmak için. Polislere enseleniyorduk az da. Oğlum ne yapıyorsun lan? Annem duyacak, sen kafayı mı yedin ya? Ya bir kendine gel, tamam ha. Şişt, bana bak. Bir sakin ya. Anladık, tamam. Bitti ama. Ya bak, şu denetim paslı bitsin, tamam mı? Alalım Öykü'yü karşımıza. Ne halt etmiş öğrenelim abi, bu kadar basit. Ama şimdi değil ya. Ya şimdi şu olayı bir çözelim be oğlum. Adamlar gelecekler, hadi ya. Tamam. Hadi topla kendini, hadi. Ha, tamam tamam, hadi. Hadi geç. Hadi.
Hadi. Evet arkadaşlar, şimdi beni çok iyi dinliyorsunuz, tamam mı? Oğlum, ne biçim konuşuyorsun sen ananla? Öyle arkadaş filan ha? Ya anacığım, lafın gelişi o, lafın gelişi. Bir dur ya. Dördük. Demir, Öykü, özellikle anne. Bak, bugün çok önemli bir gün. Her an kapı çalabilir ve her an yurttan gelebilirler, tamam mı? Ya tamam Uğur, dramatize etme, kısa kes. Herkes ne diyeceğini ve ne yapacağını iyi biliyor, değil mi? Ne diyecekmişiz ki? Ya anacığım, o kadar anlattım ya sana. Yani biz ikimiz seninle komşuyuz, tamam mı? Yok, ben onu demem. Allah Allah, nasıl demem anacığım ya? O kadar konuştuk ya, Öykü için yaparım dedin ya ya. Hadi tamam. Bu kara kuzunun hatırına ha. Abiciğim, biz bir prova alalım bence. Yapalım, yapalım. Tamam. Şimdi prova yapıyoruz, tamam mı? Ben yurttan gelen görevliyim, Göya, tamam mı? Deniyoruz şimdi. Maşallah, maşallah. Çok güzel, çok sevimli, çok sıcak bir ev. Öyle değil mi Öykü? Evet. Öykü, inanarak söylemen lazım. Anladın mı? Sıcak olman, sevimli olman lazım. İnanman lazım ya. Hadi. Anladım. Ha, tamam. Hacı Hanım, siz komşuları mı oluyorsunuz bunlar? Ne? Ya anacığım, adam soruyor, komşu musunuz? Yani komşuyuz ya biz seninle. Ha, komşuyum ben ama bu evden de çıkmıyorum. Sanki kendi evim yokmuş gibi. Ya tamam, uzatma anacığım, uzatmadan kısa. Komşuyum ben. Bu baba kız birbirlerini çok sever, çok iyi geçinirler. Ben şahidim. Tamam mı? O, tamam, çok güzel. İşte böyle sıcak, samimi, candan. Tamam mı? Hadi şöyle baba kız, ikinizin bir fotoğrafını da çekeyim şöyle yandan. He? Niye? Geçin bakayım. O niyeymiş? Oğlum fotoğrafınızı çekeceğim. Sonra gideceğim özel içinde 2 dakikada bastıracağım. Oldu bitti şipşak. Hadi ikiniz şöyle bir güzel poz verin bakayım bana. Ya anacığım, sen bir çıksana, şu baba kız bir alayım şunları, gel. Bençim, o geçsin oraya. Tamam, o geçsin oraya da sen şuraya otur, o geçsin oraya. Ay ay, dizlerim. Dizlerim, evet. Tamam, hadi bakayım. Hadi bakayım, şimdi şöyle bir yaklaşın baba kız bir. Hadi bakayım. Ya abicim, şimdi trip zamanı değil ya. Baba ile kız gibi ya. Şöyle Öykü ile Demir gibi güzel bir poz verin bana. Candan, samimi. Hadi gözünüzü seveyim, hadi ya. Evet. Evet, hadi. Sarılın. Sarıl, elleri göreyim, hadi abi. Hadi. Evet. Evet, işte bu. Gülelim şimdi. Gülelim, gülelim. İnandırıcı olsun biraz. Evet, dişleri göreyim. Göreyim dişleri. Aynen bu. Tamam, çekiyorum şimdi. 3 deyince çüz diyorsunuz, tamam mı? 3. 1, 2, 3. Çüz. Geçiyorum. Tamam. Ben şimdi bunu getireyim, şey yapayım. 2 dakikada bastırayım. Geleyim, tamam mı? Hadi. Kıyak için sağ ol. Asya. Ben öyle demek istemedim. Yani gitmek zorunda değilsin. Gitme. Cemal, bana bir güzellik yaptın. Sağ ol. Ama bunun için burada kalmayacağım. Tamam mı? Kalmayacağım. Ne zaman geçecek inadın? Geçmeyecek. Bak, ben gidiyorum. Almanya'ya dönüyorum. Almanya'ya mı? Yani burası bastı beni, bu İstanbul, çok demir çocuk. Sen falan, ben yapamıyorum. Bilet parası ayarlar ayarlamaz gideceğim. Yasuo, ben seni daha yeni buldum. Hoşça kal Cemal.
Hadi kuzum. Şunlardan ye biraz. Yok Hacı anne, ben hiç istemiyorum. Hacı anne bırak. Sıkımın kökünü yesin. Doğrum geldin mi? Geldim, geldim. Bak. Nasıl olmuş? Göster bakayım. Mis gibi, cillop gibi. Bakın şunlara, bak. Bak, bak. Aa, Öykü. Aman. Pek güzel, ya. Pek. Bak, bak. Çerçeve bile yaptırdım oğlum. Çerçeve bile yaptırdım. Görüyor musun? Ellerine sağlık. Afiyet olsun, ha. Hadi şunu şöyle baş köşeye koyayım şimdi. Tamam mı? Aha. Aynen böyle, tamam. Ha, geldiler. Ha, tamam, sakin, sakin. Herkes dur, sakin. Dur, dur, dur. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Otur şuraya, ev benim. Ha, mantıklı, mantıklı, doğru. Tamam, anacığım unutma bak. Aynı dediğim gibi, tamam mı? Lütfen. Tamam. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Hiç gerek yok. Ayakkabılarla girebilirsiniz. Her gün temizleniyor ev. Buyurun. Peki. Efendim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Sefalar getirdiniz. Buyurun, buyurun. Ayakta kalmayın. Buyurun. Hoş bulduk. Beyefendi, siz de böyle buyurun. Merhaba, merhaba. Merhabalar. Merhaba. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Beyefendi kim? Beyefendi benim arkadaşım, aynı zamanda yan komşumuz bizim. Annesiyle beraber yan tarafta kalıyor. Hacıdır kendisi. Hacı ana deriz. Aynen. Efendim biz yan tarafta oturuyoruz. Yani sizin geleceğinizi duyduk anamla. Böyle bir heyecanlandık. Biz de hani gelelim destek olalım dedik. Anlıyorum. Çay. Çay vereyim mi size? Çay. Çok taze. Hemen hemen demlerim. İki dakikada. Hiç zahmet vermeyelim. Çok teşekkür ederiz. Efendim ne zahmeti? Olur mu ya? Şey yap. Kurabiye var. Börek falan var. Hemen getiririm ya. 5 dakika. Biz yeni içtik. Teşekkür ederim. Öyle mi? İyi. Öykücüğüm sen nasılsın? İyiyim. Yeni evini sevdin mi? Sevdim. Efendim çok güzel ev. Nasıl güzel? Öyle böyle güzelliği. Çok güzel ev ya. Yani ben Demir Bey'e diyorum ki, yani Demir Bey şu ev satılıyor olsa bugün alınır, hiç düşünülmez yani. Yok benim satılacak evim. Hadi oradan. Tarlanın başını yediniz zaten. Ya anacığım, bizim ev değil. Burası diyorum, burası bizim ev değil. Hacı ana, bizim ev yani. Buradan bahsediyorlar. Yan evden değil, senin evden değil. Ya anam, bu aralar kafa gidik. Benim pederim ölüm yıldönümü. Kafa gidiyor arada. Şey yapmayın siz, kusura bakmayın yani. Olur mu? İsterseniz evi bir gezelim. Buyurun. Olur tabii, hemen gösterelim. Gezelim. Şuradan başlayalım. Mutfak burası. Burası güzel. Mutfak. Burada banyo var. Gayet şey, geniş de. Güzel. Burası benim odam. Evet, güzel. Ve Öykü'nün odası. Öykü'nün odası. Evet, burası da güzel. Yatağı var, Öykü'nün yatağı. Tabii, tabii. Gayet güzel. Evet. Vallahi eviniz çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde oturun. Teşekkürler. Öykücüğüm, biz seninle şöyle kız kıza biraz muhabbet edelim mi? Sen nasılsın? İyi misin? Hayatından memnun musun? Memnunum. Okulun nasıl? Dersleri iyi mi? İyi. Kolay gidip geliyor musun? Yakın mı okulun? Çok yakın. Peki, devamsızlık yapıyor musun? Bak, o çok önemli. Yok. Tabii tabii, çok önemli. Çok önemli. Hiç devamsızlık yapmıyor. Okula da severek gidiyor, geliyor. Ya. Ay şey, o neydi o? O ne oradaki? He? Ne? Ya oradaki neydi? Hani babana şey yaptın yani. Neydi o? Şu. Ha, o neydi o? Ne, kim? Bu. Evet, kime almıştın onu? Ha. Yılın en iyi babası. Çok tatlıymış. Babama almıştım. Ya nasıl güzel ev. Böyle sevgi dolu ev. Yani öyle böyle güzel değil ya. Evin güzelliğine bakın. Ya. Peki Öykücüğüm, sen burada mı yaşamak istersin yoksa yurda mı gelmek istersin? Fark etmez. Yani burası da güzel. Yani yurda gelmek istersem size haber veririm. Hmm.
Peki, o zaman şöyle yapalım. Ben sana bir kartımı bırakayım. Bu sende kalsın. İstediğin zaman beni ara, tamam mı? Kızım... Demir Bey, Öykü kendi kararını vermekte özgür. Bırakalım birazcık düşünsün. Biz müsaadenizi rica edelim o zaman. Tabii efendim, müsaadeniz. Zahmet verdik size de. Estağfurullah, olur mu canım? Ne demek, buyurun. Yine bekleriz, her zaman bekleriz efendim. Biz buradayız. Tabii, hep geleceğiz tabii. Gelin, gelin. Hep gelin. İyi günler. İyi günler. Evet. Demek fark etmez, öyle mi? Gitseydin o zaman. Gitseydin o zaman, ben niye yırtınıyorum? Demir. Vurdur. Ben niye yırtınıyorum? Tamamdır, bitmiştir bu macera. Anladın mı? Ya Demir, dursana. Ya, dur. Bir şey diyeceğim, bir dakika. Baksana, ne oluyor lan? Evet, İhsan'daydı o dosya. Tamam, odasındayım ben zaten, alırım. Tamam, görüşürüz. Öykü Tekin. Murat, ne haber? İhsan, bu ne? Ha, bu şey... İşte bu sana bahsettiğim... Neiman Pik vakasından şüpheleniyorum demiştim ya. Sen nereden tanıyorsun bu kızı? Bu şey... Yani Candan Hanım'ın yakını olan Öykü. Candan'ın bundan haberi var mı? Hayır, yok. Aslında kimsenin haberi yok. O ne demek? Yani babası falan da bilmiyor henüz. Ya ben o gün babasının telefonunu isterken Canan Hanım'dan başka bir şeyler söylemek zorunda kaldım. İhsan, sen ne yaptığının farkında mısın? Dosya açmışsın, testler yapıyorsun, tomografiye sokmuşsun ve babasının haberi yok, öyle mi yani? Haklısın. Tamam. Öykü babasının bilmesini istemiyorum. Yani ben babasına ulaşmaya çalıştım ama çağırdım, hatta gelmedi. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu ya? Hemen arıyorsun Demir'i, tamam mı? Hemen, ben de Candan'a haber vereceğim. İhsan, hemen ara Demir'i. Yoksa görevinden almak zorunda kalırım. Sadece bu hastanede değil, başka hiçbir yerde seni çalıştırmam. Meslekten men edilmen için elimden geleni yaparım, anladın mı beni? Hemen ara. Dün beni arayıp Öykü hasta, iki gün okula gelemeyecek demediniz mi? Biraz dolaştım, özür dilerim. Ya neyi özür diliyorsun? Bana haber vermeden nereye gidiyorsun? Kedi gördüm. Kedinin yanındaydım. Süt verecektim ona. Bir de yalan söylesin. Hani söz vermiştik? Hmm.
Sen benden bir şey sanıyorsun. Alo Demir Bey. Kimsin? Merhaba, ben Doktor İhsan Erbil. Ha, şu geçen arayan doktor. Evet, evet, evet. Doktor bak, hastane masrafları için... Hayır, konu Öykü Demir Bey. Nasıl? Siz hemen acilen Acil Hastanesi'ne gelebilir misiniz? Haftaya bekliyorum sizi. Teşekkürler Candan Hanım. Efendim Murat. Candan neredesin? Klinikteyim, ne oldu? Sana geliyorum, oradan ayrılma olur mu? Olur, olur da ne oldu? Murat sesin bir garip geliyor. Gelince anlatacağım Candan. Birazdan oradayım. Tamam. İyi. Güzel bunlar. Geçtiğimiz ayınkileri de getirin, onlara da bakayım. Cemal. Hoş geldin kardeş. Hoş bulduk abi. Geç otur şöyle. Hangi rüzgar attı seni buraya? Kötü bir şey yok değil mi? Her şey yolunda. Sayende her şey yavaş yavaş yoluna giriyor abi. Benim senden bir ricam daha olacak. Söyle yeter. Birini bulmamız lazım. Adı soyadı burada yazıyor. Ama nerede yaşıyor, ne yapıyor hiçbir fikrim yok. O kolay, hallederiz. Sen sıkma canını da. Gönül Yaran'la ilgili değil mi bu aradığın adam? Yine asıl meselesi ha? Aynen. Onu burada tutmak için başka çarem kalmadı. Kimmiş bu adam? Asun'un babası. Pardon, Doktor İhsan Erbil'in odası. Birinci kat sağdaki oda. Teşekkürler. Rica ederim. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk. Ya telefonda sesin bir garip geliyordu. Ne oldu? Otur anlatacağım. Gel. Evet Murat, seni dinliyorum. Candan. Bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama. Murat ne oldu? Konu ne? Konu Öykü. Öykü mü? Gel. Buyurun. Demir ben. Ha, Demir Bey. Hoş geldiniz, buyurun. Merhaba. Lütfen otur. Konu neydi? Niye çağırdınız beni doktor bey? Siz kaza geçirdiğiniz zaman kaldığınız hastanede Öykü'yle ben ilgilenmiştim. Evet. O zamanki muayene sonucunda şüphelenmiştim ama sonradan size ulaşamadım. Neyden şüphelenmiştiniz? Demir Bey, Öykü'nün tomografisi çekildi. Daha önceki kan testleri ve biyopsi sonuçları elimizde. Kan testi mi? Tomografi? Anlamadım. Benim niye haberim yok bunlardan? Çünkü Öykü öğrenirseniz onu terk edeceğinizden korkuyor.
Neyi öğrenirsem? Demir Bey, Öykü çok hasta. Hasta mı? Ne hastası? Newman Peak. Ne? Bu vücutta lipid metabolizmanın sebep olduğu 150 binde bir görülen kalıtsal bir hastalık. Peki sonra ne olacak yani? Hastalık ilerleyince? Yani zamanla hastalar hafıza kaybı, motor faaliyetleri ödememde. Yeni Kapı, Beznici'ler, Haliç, Şişhane, Taksim, Osman Bey, Şişli. Şişli? Gayrantepe. 8 sene. 8 sene baktıktan sonra niye bir anda bırakıp gittin çocuğu? Öykü sana söylemedi mi? Neyi? Ne zaman bana bir şey söyleyeceksin? Ne söyledi? 8 sene baktıktan sonra niye terk ettin diye sordum. Öykü sana söylemedi mi? Bana söylemediğin şey ne? Benden ne saklıyorsun? Yok yok. Doktor Bey ne diyorsunuz? Öykü? Küçücüktür o. Daha 8 yaşında. Ne hastalığı? Hem benden daha akıllıdır o. Yani hafızası çok zeki bir çocuktur. Böyle bir şey olamaz. Yani bence kesinlikle Öykü'den bahsetmiyorsunuz. Bir çocuk gördüm uzaklarda. Tedaviye ne zaman başlarız? İlaçları ne? Nasıl olacak? Ha? Maalesef bu hastalığın bilinen bir tedavisi yok. Ama biz hastane olarak susamıyorum bu hastalığa.
çocuk biraz aram, biraz içti. Elleri de yaşlı, zaman demetleri daha önce denenmemiş yeni bir yol seçti. Bir çocuk sevdim uzaklarda. Acılar, Haliç, Şişhane, Taksim, Osman Bey, Şişli, Gayrantepe, Levent, Dördüncü Levent, Sanayi, İTÜ. Atatürk Otosanayi. Darüşşafaka. Hadi gidiyoruz.